Anda Gazi Osman Paşa Türkiye Değişim Partisi ilçe başkanı Sayın Yüksel Kaya ile beraberiz. Sayın Yüksel Kaya, kendinizden bahseder misiniz? Yüksel Kaya kimdir? Ve sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1974 yılından beri Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Ben Erzincan Kemali'yim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Türkiye Değişim, daha önce de Demokratik Sol Partisi ile siyasete başladık. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Hareketi'ni başladı, kurulduğu günden beri. Zonguldak, Kozlu'da biz bu harekete başladık. O çok önemli bir gündür. O gün inşallah, o gün hareketlik, bugün bereket olarak ülkeye hizmet etmek için, Gazi Osman Paşa'ya hizmet etmek için varız. Bildiğim kadarıyla parti tüzüğünüzde 5T diye bir madde var. Bu konuyla ilgili bilgi alabiliriz. Parti çok, çok güzel bak, çok güzel bir soru sordun. Teşekkür ederim kıymetli hanım. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda benim bildiğim 98 tane Türkiye'de parti var. Kurulmuş aşamasında 98 tane partimiz var. Ama bizim Türkiye Değişim Partisi olarak bir özelimiz var. Bütün partiler hepsini farklı üyeler seçer. Bizim tüzüğümüzdeki fark ne? Bizim üyeler değil. Üyeler seçer. Delegeler değil. Bizim özelliğimiz bu. Delegeler seçer bizi. Delegeler ilçe başkanını seçer, il başkanını seçer, genel başkanı seçer. Bizim tüzüğümüzde farklı bir olay daha var. Bizim genel başkanımız iki seçimde seçimi kazanamazsa şayet direktmen lab olur. Daha iyi yapan gelir. Bunu da Türkiye'de bir ikiz. Neden ikiz? Bizde delege yok, üye var. Üyeler, bizim bütün sistemimiz üyeler üzerinde. Yarın benden daha iyi bir arkadaşımız çıkarsa, Gazi Osman Paşa'da, üyeler de ona takdir ederse, o bazı partiler var ya, muhalif partiler, 1300 tane delegeyi almışlar, yıllarca o koltukları işgal ederler. Hiç öyle bir şey yok. Üyelerimiz ne derse, biz üyelerimizin önünde hep pençe divan durmaya hazırız. Hizmet eden kazanır. Bir de 5T ile ilgili sizin bir projeniz var. Bu projelerle ilgili bize biraz açıklama yapar mısınız? Partinizle ilgili neler yapıyorsunuz ve ilerleyen dönemde de neler yapacaksınız? Şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye'de tam bir yıl oldu. Türkiye Değişim Partisi'ni kurduk. Türkiye'de büyük sofralar kuracağız. Ankara'da büyük halk sofraları kuracağız. Ama en önemlisi de Gazi Osman Paşa'da kuracağız. Gazi Osman Paşa bizim göz bebeğimizdir. Gazi Osman Paşa çok önemlidir. İnşallah Gazi Osman Paşa ile alakalı projeleri ilerleyen günlerde de açıklayacağız. 5T'ye gelince Türkiye'nin malum biliyorsunuz partiler tüzüklerini açıklarlar. Ama maalesef ki hep yapacağız edeceğizden kalır. Bizim 5T diye projemiz vardır. Türkiye ilk iktidara geldiğimiz gün, yani ilk 6 ayda hayata geçireceğimiz projelerdir. Bunlardan en basiti tarım. Türkiye'de olmazsa olmaz tarım. Evet, bir tarım cennetindeyiz. Ama maalesef ki tarım cennetinde bugün gerisini söylemeyeyim. Türkiye'de ikinci tekstil. Olmazsa olmaz. Ucuz iş gücü olduğu için tekstil. Maalesef ki onunla kaptırdık. Maalesef onu kaptırdık. Bunlara hepsi geriye dönecek. Üçüncü, teknoloji. Bakın, Hümet Hanım, sizin gözünüz içe bakarak söylüyorum. Türkiye'de çok önemli bir şey var. Ya bizim bir tane marka değerimiz yok. Markamız yok, markamız. Evet. Kore, ya biz askerimizi gönderdiğimiz Kore'de 5 tane markaları var. Türkiye'nin markası yok. Biz teknoloji derken bunları söylüyoruz. Hep 500'e giremeyen dünya çapında tek ülkeyiz. Oralara geleceğim. Ticaret. Ticaret, serbest ticaret alışkanlığı Türkiye'de. Rahmetli Gözal getirdi. Ama Türkiye'de bunu belli bir kesimden sonra maalesef ki o sıkıntıya düştü, uygulanmadı. Bugün bakarsanız şöyle bir bakalım. Laleli, Zeytinburnu ve Yenibosna'da korkunç bir ticaret ağı oluştu.
bu Balkan ülkeleri, Rusya Cumhuriyetlerine boğul ticareti dediğimiz olaydır. Ama maalesef ki biz hiçbir komşumuzla barışık olmadığımız için onlar da hep sekteye uğradı. Ve bütün esnaflarımız şu anda tekstil, tekstil, tekstil diyoruz ya, hepsi can çekişiyor. İnşallah bizim liderimiz Sayın Mustafa Sarıgül önderliğinde ve bakanlıklarımızın önderliğinde bunları en kısa sürede, ilk 6 ayda alacağımız programda bunlar, projeler. Bir dakika İmmet Hanım, bak siz sormadan ben söyleyeyim. Türkiye'de bir ilçe yapıyoruz. Kölge Bakanlık denilen bir şey yapıyoruz. Kölge Bakanlığımızın özelliği ne? Neden Kölge Bakanlığı diyoruz? Halk bize oy verirken hangi bakan onu yöneteceğini, hangi bakanla çalışacağını önceden o bakanı tanısın. O bakanın hakkında bütün bilgiler edinsin. O bilgiler edinirse zaten bizim işimiz çok rahat olacak. Bunlar 2 hafta önce çok kıymetli, çok değerli büyüğümüz, Genel Başkan Yardımcımız Murat Hatipoğlu'nu, Murat Aziz Hatipoğlu'nu ekonomide sorumlu bakan olarak, gölge bakanı olarak açıkladı Sayın Genel Başkanım. Bu bir Türkiye'de ilk. Bütün bakanlıklarımızı hepsini açıklayacağız. Türkiye Değişim Partisi'nin özelliği ne? Bugüne kadar şimdi konuşmaya başladılar. Bizim genel başkanımız konuşunca onlar da konuşuluyor. Engelliler. Türkiye'de 13,5 milyon engelli var. Türkiye'de bir ilk. Engelliler Bakanlığı'nı biz kuracağız. Engelliler Bakanlığı'nı biz kuracağız. Neden? 13,5 milyon insandan bahsediyoruz. O insanlar rahat, sağlıklı, sorunsuz yatağa girdiği zaman benim genel başkanım da, benim ekip arkadaşlarım da, benim il başkanım da rahat rahat uyumuş olacak. Bu sorunların hepsini biliyoruz. Bizim partinin özelliği ne biliyor musunuz? Ben yok, biz varız. Biz genel başkanımız da bunu böyle dedik. Biz yok, ben var. Ben önünü süpüreceğiz kapımızı, çok önemli. Bizim ilkin Gazi Osman Paşa'nın sorunlarını Tayfun kardeşimden, Ali Osman kardeşimden, burada yönetici bir sürü arkadaşım var. Şu anda yönetimimi oluşturmuşum. İlkin mahallelerin sorunlarını, sokaklarımızın, apartmanlarımızın sorunlarını çözeceğiz. Ondan sonra Türkiye'nin sorununu çözecek ana kademimiz var. Genel başkanımız var, genel başkan yardımcılarımız var, parti meclis üyelerimiz var. Onlar Türkiye'nin sorunlarını zaten hakimler çözüyorlar. Ama bizim görevimiz ne? İlkin Gazi Osman Paşa'nın sorununu çözmek, bayrağı burca dikmek. Bayrağı burca diktiğimiz günde genel başkanım zaten bir lafı vardır, der ki ya tozda dumanda kalacaksın ya tozlu dumana katacaksın. Biz tozlu dumana katmaya geliyoruz. Tozda dumanda kalmaya gelmiyoruz. Gazi Osman Paşa'da bayrağı burca dikeceğiz. Tabii tabii Gazi Osman Paşalılarına geliyorlar, çayımızı kahvemizi içmeye geliyorlar ama yeterli değil. Daha çok beraber olacağız, daha çok ilgileneceğiz, daha çok görüşeceğiz. İnşallah en yakın tarihte yapılacak seçimde o yorumlarımızı göreceksiniz. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı.